Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Her Müslümanın inandığı kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i muhakkak manasıyla beraber öğrenmesi gerekiyor. Allahu Teala bu kitabı bize sadece Arapçasından okuyalım diye göndermedi. Sadece mezarlıklarda okuyalım diye göndermedi. Bu kitabın gönderiliş amacı okunsun, anlaşılsın ve hayata tatbik edilsin. Elhamdülillah ihtisaslı okurken Rabbim nasip etti. Kur'an-ı Kerim'in mealini tefsirleriyle beraber not alarak hem Celale'in tefsirinden hem de bazen Savi tefsirinden bazen Nesefi tefsirlerinden notlar alarak e mealini baştan başa müzakere ederek bitirmeyi Rabbim nasip eyledi. Tüm kardeşlerimize, ilim yolcularına tavsiyemiz Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmayalım. Murak muhakkak Kur'an-ı Kerim okuyalım. Tefsirlerinden okuyalım, açıklamalı meallerinden okuyalım. Ama bir şekilde Kur'an'dan nasipdar olalım. Kur'an'dan uzak kalmayalım. Çünkü bu hale düşmemizin en büyük sebebi Kur'an'dan, Allah'ın kitabından ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden uzak kalmamızdan ötürü. Rabbim bizleri Kur'an'ın nuruyla nurlanan kullarından eylesin. Kur'an'ın hikmetleriyle uyanan kullarından eylesin. Kur'an'ın hikmetleriyle uyanmadığımız için bugün düşmanın saldırılarıyla Allahu Teala bizi uyarıyor. Ee, i̇bret almamız lazım kitabımıza ve atasimu bi cemiyen Allahu Teala buyuruyor. Ee, Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allahu Teala'nın ipi dediği Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim anayasamızdır. Müslümanların anayasasıdır. hiçbir harfinde, hiçbir kelimesinde indiği günden belli değişiklik olmayan e, tahrife uğramayan tek kitaptır. Rabbim hakkıyla okuyup amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.